Jingle bells, jingle bells, jingle all the... Hey, merhaba. Bugün sizlerle Noel Bayramı nedir ve neden kutlanır bunun üzerine konuşacağız. Noel deyince hepimizin aklına çok farklı şeyler geliyor olabilir. Yani işte filmlerde gördüğümüz Noel kutlamaları ya da haberlerde duyduğumuz insanların sabahlara kadar parti yapması, alkol almaları ve eğlenmeleri. Ama aslında Hristiyanlar için Noel kesinlikle bu değildir. Bununla alakalı da özellikle Noel'e dair bilinen yanlışlar adlı bir video yayınlayacağım. Ve bu videoda o yüzden bu konulara dair çok konuşmayacağım. Ancak özellikle Noel'in ne olduğu ve önemi üzerine şimdi sizlerle birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü Hristiyanlar için Noel ya da bir başka deyişle Doğuş Bayramı, İsa Mesih'in doğumunu kutladığımız bir bayram olarak çok önemli bir yere sahip. Ve Hristiyanlar yüzyıllardır bu bayramı kutlamakta. Tabii ki de bu bayram aslında İsa'dan hemen sonra kutlanmaya başlayan bir bayram değil. Daha önce Paskalya videomda da bahsettiğim gibi özellikle İsa'nın dirilişi Hristiyanlık için ve Hristiyanlar için her zaman daha büyük bir öneme sahip olmuştu. Çünkü İsa ölü bir Mesih olarak kalmayıp ölümü yenip insanlara umudu, kurtuluşu sağlayabileceğinin garantisini dirilişi aracılığıyla göstermiş ve vermişti. Bu yüzden Paskalya Bayramı Doğuş Bayramı ile karşılaştırıldığında hala daha önemli bir yere sahip dememizde herhangi bir sakınca yok. Ama tabii ki de Doğuş Bayramı'nın da yani İsa Mesih'in bu dünyaya gelişinin ki İsa Mesih'i Tanrı olarak kabul eden biz Hristiyanlar için Tanrı'nın insan olup aramıza gelişi, enkarnasyonu bizler için çok çok önemli. Ve bu yüzden Noel Bayramı'nın öncelikle Tanrı'nın bizim aramıza gelişini kutladığımız, İsa'nın beden alıp insan olarak bu dünyaya gelmesini kutladığımız bir bayram olduğunu anlamakta, hatırlamakta çok büyük fayda var. Çünkü bizler için işte Noel o yılbaşında insanların eğlenmesiyle karıştırıldığı şekliyle bir bayram değil. Bu noktada şundan bahsetmekte büyük önem arz ediyor. Noel bildiğimiz kadarıyla 25 Aralık 336 yılından itibaren özellikle resmi olarak kutlanmaya başlamıştı. Tabii hala yine o dönemdeki Roma İmparatorluğu'nun yani Konstantin her ne kadar Hristiyan olmuş olsa ve bu bayramı resmi olarak kutlamaya başlamış olsa dahi devlet olarak da yine de bu kadar önemli bir bayram haline alması 9. yüzyıla kadar sürdü ve 9. yüzyılda artık dünyada Hristiyanlar tarafından resmi olarak kutlanan bir bayram haline geldi. Ve az önce dediğim gibi Noel yani Doğuş Bayramı'nı anlayabilmek için İsa Mesih'in doğumunun ne anlama geldiğini anlamak lazım. Ve bu yüzden de özellikle eski antlaşmada ayetlerle gördüğümüz yani İsa Mesih'in doğumuna işaret eden ve İsa Mesih'in yapacağı şeylere işaret eden önce ayetlere bakalım ve İsa Mesih'in bunları nasıl tamamladığı, bunları nasıl tasdiklediği ve bunların bu ayetlerin, bu peygamberliklerin nasıl gerçekleştiğini hep birlikte görelim. Ki bu bize İsa Mesih'in doğuşunun neden Hristiyanlar için önemli ve büyük bir şey olduğunu daha iyi açıklasın. Öncelikle tabii günahtan başlamak gerekiyor. Yani işte Adem bahçesinde Adem ile Havva hikayesinde gördüğümüz, yaratılış bölümünde gördüğümüz olaylara baktığımızda işte tam orada aslında Tanrı daha en başında İsa Mesih'in gelişini haber veriyor. Yaratılış 3. bölüm 15. ayette kadının soyundan gelecek olan bir kişiden bahsediyor. Ve bu kişi tam da sonrasında özellikle bizim de şu an okuduğumuzda ve paraleli gördüğümüzde İsa Mesih'ten bahsettiğini anladığımız bir bölüm. Öncelikle size o bölümü bir okuyayım. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Burada gördüğümüz şey ve Tanrı'nın da işaret ettiği şey ki en başında günahın ortaya çıkmasından beri Tanrı'nın günahla ilgilenişini görüyoruz. Ki özellikle bu noktada işte İsa Mesih'in ölümünün nasıl büyük önem arz ettiğini ve burada kurban meselesi, günah meselesi, kefaret meselesi üzerine hem Paskalya videomda hem de Hristiyanlar neden kurban kesmesi aldı videolarımda konuşmuştum. İsterseniz o videolara da ulaşıp izleyebilirsiniz. Ama Tanrı'nın en başından beri ve sonrasında peygamberler aracılığıyla da her zaman yapmak istediği şey
günahla ilgilenmekti. Yani bu günahın ortaya getirdiği sonuçlar yıkıcıydı ve Tanrı'nın amacına uygun değildi. Yani Tanrı hiçbir zaman insanlar için bunu uygun görmedi ve bu şekilde yaratmadı. Ancak insanlar günah aracılığıyla düştükleri bu çukurdan Tanrı'nın bir şekilde bir şeyler yapması aracılığıyla kurtulabilirdi. Ve Tanrı öncelikle onları kendi yoluna getirmek için peygamberler aracılığıyla konuştuysa da bu hiçbir şekilde sonuç vermedi. Çünkü insanlar sürekli günaha düşmeye devam etti. Ve bu yüzden Tanrı en sonunda kendisi aramıza gelmeye ve bize bu kurtuluş yolunu son ve yeterli bir şekilde açmaya, sağlamaya geldi. Ve işte İsa Mesih'in Tanrı'nın en başından beri günahla ilgilenmesinden sonra artık bunun bir tamamlayıcısı olarak Tanrı'nın günahla, ölümle, şeytanla, kötülükle ilgilenişinin son raddesi olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı'nın kendisinin aramıza insan olarak gelişi. Ve bu çok önemli bir detay, çok önemli bir ayrıntı. Çünkü biz Hristiyanlar için kendi kendimize bir kurtuluş sağlayabileceğimize inanmayız. Ve bu gerçekten mümkün olmayan bir şey. Ve bu yüzden ancak Tanrı'nın kendisi bunu yapabilecekken bunu İsa Mesih aracılığıyla, İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle yapmış oldu. Ve hamdolsun ki bizler İsa Mesih'in dünyaya gelişi aracılığıyla işte bu plana, Tanrı'nın bizlerle kurduğu yeni antlaşma aracılığıyla bu kurtuluşa sahip olabilme fırsatına eriştik. Ki bu noktada aslında kısa bir belki bilgi olarak şunu da vermemde büyük bir fayda var. Tanrı eski antlaşmada işte bu peygamberler, kahinler ve tapınak aracılığıyla halkıyla birlikte sürekli yaşıyordu, yaşamak istiyordu. Varlığını sürekli onlarla birlikte tutmak istiyordu ama insanların günahları sürekli buna engel oluyordu. Ve hatta Hezekiel bölümünde ya da sonrasında Zekeriya peygamberinde bazı bölümlerinde bahsettiği gibi Tanrı'nın tapınaktan ayrılışını görüyor Yahudiler, İsrailliler ve sonrasında biz eski antlaşma kısmına baktığımızda kutsal kitabın Tanrı'nın hiçbir zaman geri döndüğünü görmüyoruz ki şu an hala günümüzde Yahudiler Tanrı'nın görkeminin, Rabbin görkeminin tekrar tapınağa gelip onlarla birlikte yaşamasını beklemekte. Ve burada yine Tanrı'nın dünyaya gelişinin ve nasıl İsa Mesih'in aslında bizler için o kutsal tapınak ve Tanrı'nın varlığı olduğu noktasında bir bölümde daha konuşmuştum. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ardına çektiğim bir video vardı. O videoya da gidip orayı da izleyebilirsiniz. Ama işte Tanrı'nın aramıza gelişi, o Hezekiel'in, Hezekiel 11. bölüm 23. ayette Rabbin görkemini tapınaktan ayrılışını gördükten sonraki geri dönüşü anlamına da geliyor. Ki bu hem Yahudi bağlamında hem de bizler için de çok büyük önem arz ediyor. Şimdi eski antlaşmadan İsa Mesih'e dair 3 tane ayete bakıp teker teker ve sonrasında bunların yeni anlaşma paralellerine bakıp İsa Mesih'in bunları nasıl tamamladığına bir bakalım. İlk olarak Yeşaya 9. bölüm 6. ayete ve yine Yeşaya 61. bölüm 1. ayete bakacağız. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak. Diye devam ediyor. İşte bu ayetlere bakıp bunun nasıl İsa Mesih hakkında konuştuğunu sadece yorumlama yeteneklerimize değil, ayrıca İsa Mesih'in kendisinin bu ayetlerin tamamlayıcısı olduğunu tapınakta ilan etmesini Luka bölümünde görüyoruz. Gelin hep birlikte o bölüme de bir bakalım. Luka 4. bölüm 16. ayetten 21. ayete kadar okuyalım. İsa büyüdüğü Nasra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü Havra'ya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havra'dakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı.
Yani burada gördüğümüz gibi İsa Mesih işte bu eski antlaşmada İsa'dan 700 yıl önce kendisi hakkında söylenmiş bu sözleri okuyup insanlara bu sözlerin tamamlayıcısı olduğunu ilan ediyor. İşte İsa Mesih'in doğuşu, işte İsa Mesih'in bu dünyaya gelişinin biz Hristiyanlar için önemi tam da burada gördüğümüz bu ayetlerin içeriğinde gizlidir. Ve yine Yaşaya bölümünde İsa Mesih'in bakire doğumu üzerine İsa'dan yine 700 yıl, yaklaşık 700 yıl önce söylenmiş şu sözleri okuyoruz. Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. Burada aslında sadece bakire doğumu değil, ayrıca Tanrı bizimledir ünvanıyla da İsa'nın sonrasında yine aynı isim ona verildiğinde nasıl bu ayetleri tamamladığını göreceğiz. Ama özellikle bakire doğuma nasıl işaret ettiği noktasında kısa bir belki açıklama yapmam gerekirse buradaki kız ifadesi çok önemli. Çünkü işte tam da o ifade aslında İsa Mesih'in bakire doğumuna işaret eden ifade. Çünkü o dönemdeki Yahudilerin anlayacağı üzere oradaki kız ifadesi cinsel ilişkiye girmemiş, daha evlenmemiş bakire kızlar için kullanılan bir kelime. Yani kültürel bağlamında, tarihsel ve kültürel bağlamında bu ayet incelediğimizde bunun bakire doğumu işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ve sonrasında Matta 1. bölüm 23. ayette de gördüğümüz gibi İsa Mesih'in doğumunun bakire Meryem'den gerçekleşmesi ve adının İmmanuel olarak verilmesi işte bizler için İsa Mesih'in doğumunun önemini net bir şekilde açıklayan bir ifade ve peygamberlik ve tamamlanan Rabbin sözü. Matta 1. bölüm 18. ayetten bölümün sonuna kadar okuyayım. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama onu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Ve benzer bir paralel özellikle İsa Mesih'in doğum yeri Betlehem üzerine Mika 5. bölüm 2. ayet ve Matta 2. bölümde görüyoruz. İsa'dan önce peygamberlikte bulunan Mika peygamberin sözlerinin İsa ile tamamlanmış olması da yine İsa Mesih'in nasıl hem Rabbin en başından beri kurtuluş tasarısının tamamlayıcısı ve işte sonunda Tanrı'nın aramıza gelip İmmanuel, Tanrı bizimle diyebileceğimiz o kurtarıcı olarak bizlere gözükmesi, bizlere kendini açıklaması, bizlerle birlikte olması işte Noel'in özü, Noel'in anlamı, doğuş bayramında bizlerin yüreklerinde, akıllarında ve yaşamlarında tecrübe ettiği şey budur. Ve bu noktada elbette ki duyduğunuz birçok şey vardır. İşte çam ağaçları da var. İşte bunlar pagan elementler. İşte farklı kültürel şeyler var. İşte batıya bakın, Avrupa'ya bakın. Orada şunlar yapılıyor, burada bunlar yapılıyor. Evet, bunlar biz Hristiyanların da zamanla kültürel elementler olarak bu bayramın içerisine dahil ettiğimiz şeyler olabilir. Ve Paskalya videomda da söylediğim gibi gerçekten bu elementler işin özü haline getirilmediği müddetçe herhangi bir zararı olmayan ve hala aklımızda ve yüreğimizde biz bu bayramın özünü doğru bir şekilde yaşayabildiğimiz müddetçe gayet tabii içerisine dahil edilebilecek elementler olarak kalabilir. Bu noktada işte bu elementlerden dolayı sanki bu bayramın hiçbir anlamı ve önemi yokmuş demek çok yanlış bir ekstrem uç olur. Ya da bu elementlerin kendilerinin bu bayramın sanki en önemli parçası haline getirilmesi de yine bir başka ekstrem uç olur. Ama biz Hristiyanlar için evet bu kültürel elementlerin daha sonrasında işte diğer kültürlerle kaynaşırken bu bayramın içine dahil olması
biz İsa Mesih'in doğuşunun ne anlama geldiğini anladığımız müddetçe hiçbir sakıncası olmayan şeyler. Ve bu noktada aslında yine Pascal'le videomda da bahsettiğim gibi tarihler noktasında da yine kiliseler arasında bazı farklılıklar var. Ama özellikle bu Gregorian ve Julian takvimi arasındaki farktan Pascal'le videomda söz etmiştim. O yüzden burada tekrar oraya değinmeyeceğim. Ama o videomu izleyerek de yine bu konu üzerine de birkaç fikir sahibi olabilirsiniz. Evet, yani kısacası biz Hristiyanlar için Noel Bayramı'nın, Doğuş Bayramı'nın önemi ve neden kutladığımızın cevabı buydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca çan butonuna tıklayarak bildirimleri aktif hale getirebilir ve bir dahaki videolarımdan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.